Mehmet Bey, iyi günler. Siz spor sektöründe görev üstlenmiş bir iş adamısınız. Brüksel Trabzonspor'un eş başkanısınız. Aynı zamanda Türkiye'de memleketiniz Trabzon'a yönelik, Trabzonspor'a yönelik de büyük bir sempatiniz var. Türkiye'de bu alanda çok ciddi gelişmeler oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden atıldı. Bunun yerine ikinci durumda olan Trabzonspor davet edildi. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla biliyorsunuz bizim bu akşam bir iftar yemeğimiz var. Bu iftar yemeğinde amacımız Atletico Bilbao Trabzon maçını izlemekte. Ve bütün organizasyonlarımızı bu şekilde yaptık. Ama dün gece yine bir iftar saatinde öğrendik ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edildi ve bütün Türkiye'deki televizyon kanallarında federasyon eleştirildi. Çünkü burada Trabzonspor'un hakkının yenildiği, eğer bu kararı daha önce federasyon almış olsaydı Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne gideceği ve bunun çok daha doğru olacağını söylüyorlardı ki tam o sırada UEFA'dan ikinci bir karar geldi ve Trabzonspor'un UEFA'ya Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı kesinleşmiş oldu. Bu bizim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Çok iyi bir gelişme oldu. Zaten öyle olması gerekiyordu. Ve biz inandık ki ilahi bir sonuç oldu. Sonuç çıktı ortaya. Çünkü Trabzonspor bu sene hacca gitmişti ve orada Oflu Hoca'ya sormuşlar, dua etmişler Trabzonspor'un şampiyon olması için. Oflu Hoca da demiş ki, Allah'ım inşallah Trabzonspor bütün maçlarını alır. Oradan da bir tanesi demiş ona, Trabzonspor alması yeterli değil, bütün maçları Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi gerekir. Hoca da demiş ki, ya Trabzonspor şampiyon olması için ne gerekiyorsa yap Allah'ım. Yani sonuç öyle oldu ki bu gerekli şey Türkiye'de olmadı. UEFA en tepede kararı aldı ve Trabzonspor'u şampiyon yaptılar. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir gelişme ve böyle bir sonuç olmasından dolayı da gurur duyuyoruz. Ben bütün Trabzonspor'u tebrik ediyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah orada da iyi sonuçlar alacaklar ve bu heyecanımız devam edecek.